Akupunktur ya da akupunktür, hipnoz, hirudoterapi, refleksoloji ve ozon kelimelerine aşina sayılırız. Ancak şimdi MAGOT uygulaması, apiterapi ve poroloterapi de gündemde. Sağlık Bakanlığı geleneksel tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları ile ilgili çalışmayı tamamladı. Şimdi yönetmelikler çıkarılacak ve kademeli olarak faaliyet izni veya ruhsatlandırma çalışması yapılacak. İyi günler efendim. Haber Aktüel'e hoş geldiniz. Bugün alternatif tedavi yöntemleri ile ilgili gelişmeyi konuşacağız. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü İrfan Şencan Ankara stüdyomuzda. Fizyoterapi uzmanı Doktor Ümit Aktaş ise İstanbul'dan yayına katılıyor. Hoş geldiniz Haber Aktüel'e. Teşekkür ederiz peşinden katkınız için. Sayın Şencan, neden böyle bir çalışmaya gerek duyuldu? İyi yayınlar, iyi günler. Sağ olun. Pratikte var olan uygulamalar bunlar. Dolayısıyla pratikte var olan uygulamaların mevzuat haline getirip riskli taraflarına dışarıda bırakıp güvenilir alanda kabul edilen kısımları mevzuatını oluşturup legal alana, yani kabul edilmiş sınırları belirlenmiş alana çekmek ihtiyacı hasıl oldu. Bu çalışmalar Türkiye'de bireysel bazda çok eski tarihlere dayanmasına rağmen bakanlık da bu işlerle ilgili sistematik bir çalışma talimatı 4 yıl önce verilmiş idi. Bu 4 yıllık süre içerisinde kanuni altyapı hazırlandı. Bu kanuni altyapının üstüne sahayı değerlendirecek çalışmalar yapıldı. Yine bilim adamlarıyla çalışmalar yapıldı. Bu alandaki dünya örnekleri incelendi ve artık hemen hemen son noktaya geldik. Hemen hemen diyorum, bu aşamadan sonra mevzuat haline dönüştürülmek üzere hukukçuların incelemesi, değerlendirmesi ve bakanlığın üst düzey son değerlendirmesinin arkasından süreç tamamlanmış olacak. Bu çalışmaların öyle da zannediyoruz ki bu çalışmaların da bir 4 yıl daha sürmesini beklemiyoruz değil mi? Ve mevzuat halinde yönetmelik çıkmış olur. Bu son çalışmanın, son adımın da bir 4 yıl kadar sürmesini beklemiyoruz değil mi? Birazcık ses alın. Tekrar edeyim ben hemen. Bu son adımdaki çalışmaların da 4 yıla yayılmasını beklemiyorsunuzdur umarız. Hayır. Son noktayı biz yılbaşına kadar yönetmeliğin çıkmış olacağını umuyoruz. Pekala. Sayın Aktaş, geldiğimiz nokta itibarıyla yorumunuz nedir? Gecikmiş olduğunu düşündüğünüzü biliyorum. Evet, gecikmiş olduğunu düşünüyorum. Sayın Genel Müdür'ün çalışmalarını biliyorum. 4 yıldır gerçekten bu çalışmalar devam ediyor. Ama zaten ülkemizde bu uygulamalar yapılmaktaydı. Örneğin ben hem akupunktur uzmanıyım, hem ozon terapiyle ilgili eğitimlerim, sertifikalarım var, hem de fitoterapi uzmanıyım. Ama fitoterapiyle ilgili eğitimlerim ben gidip eczacılık fakültesinde master doktor yaparak yapmak zorundayım. Fitoterapi yani bitkilerle tedavi. Bitkilerle tedavi, evet efendim. Türkiye'de bu alanda boşluk olması doktorların bu eğitimleri alamamasına yol açıyor. Üstelik Sağlık Bakanlığı'nın da bu alanı denetleyememesine yol açıyor. Doğal olarak da bir boşluk doğuyor. Fakat hayatın olağan akışı boşluğu affetmez. Hastaların böyle bir talebi var. Dolayısıyla da hastalar bu talebi yerine getirebilmek için bir tedavi hakkıdır bu nihayetinde. Doktor olmayan kişilere başvuruyorlar. Ve Türkiye'de hiç onaylamadığımız, örneğin aktar tıbbı denilen, örneğin doktor olmayan insanların çeşitli ürünleri tavsiye etmesi şeklinde veya bu mevzuat hükmünde bulunan bir takım uygulamaların yalan yanlış yapılması şeklinde uygulamalar olduğunu görüyoruz, şahit oluyoruz. Bu son derece tehlikeli çünkü hastaların sağlığıyla alakalı bir konudan bahsediyoruz. Sağlıkla ilgili her konu son derece önemli konulardır. Hayati sonuçlar doğurabilir. Onun için bu mevzuatın çıkması son derece anlamlı, son derece gerekli ve ihtiyaç olan bir şey. Zaten biz 93'ten beri bu mevzuatın çıkmasını bekliyoruz. Tamamlayıcı tıp uzmanları olarak. 93'te Sayın Çiller tarafından imzalanan Avrupa Birliği müktesebatında tamamlayıcı tıpla ilgili hükümler de imzalanmıştı. Tamamlayıcı tıbbın çeşitli dallarıyla ilgili, örneğin fitoterapiyle ilgili. Biz 93'ten beri fitoterapi komisyonuna üyeyiz Avrupa Birliği'nin. Üye yolluyoruz, aidat ödüyoruz ama bununla ilgili iç mevzuatımızı maalesef hala çıkaramadık. Onun için ne kadar erken çıkarılırsa o kadar iyi. Tabii ki gecikmiş bir çalışma ama son derece olumlu bir çalışma olarak görüyorum. Peki biraz ek bilgiye de ekran başındakiler için ihtiyaç var. Onları da araya sıkıştıralım. Örneğin hirudoterapiden söz etmiştik. Bu sülüklerin kullanıldığı, evet, tedavi biçimi bildiğim kadarıyla. Diğer taraftan MAGOT uygulamaları var. Son derece dikkat çekici. Bir çeşit sineğin, değil mi? Evet. Yeşil renkli sineğin, evet, bir karacık kurçuklarıyla bir yaranın enfeksiyondan temizlenmesi ve iyileşmesinin hızlanması gibi bir takım alternatif tedavi yöntemleri var. Peki Sayın Şencan, yönetmelikler ne zaman çıkacak?
Aslında ben sizin bir önceki cümlenizden devam edeyim. Şu anda tamamlayıcı tıp dediğimiz, bunu üç kelimeyi birlikte kullanarak söylüyoruz. Geleneksel, tamamlayıcı, alternatif tıp. Şu anda bunların uygulandığı, hem dünyada çeşitlilik veya bölümlenmişlik çok fazla, Türkiye'de çok fazla. Belki uygulama farklarını vesaire de dikkate alırsak yüzden fazla alt alana ayrılabilir. Ama bunların hepsini birer alt alan olarak sürdürmek zor. Biz bununla ilgili yaptığımız çalışmalarda temelde 40 civarında alan belirledik. Bunların da belli bir sürece çok uzayacağı için 14 tanesini şimdi hazırladık. Geri kalan alanlarla ilgili yine önümüzdeki yıl içerisinde de çalışmaya devam edeceğiz. Bu 14 alan bu hangileri? Öncelikli 14 alan hangileri efendim? Şu andaki öncelikli 14 alan akupunktur, hipnoz, hiridoterapi, refleksoloji, ozon tedavileri, mezoterapi, fitoterapi, homeopati, osteopati, kayropraktik, magot tedavisi, apiterapi, proloterapi ve kupa tedavisi. Şu anda bu listenin içinde olmayan bazı uygulama alanları da bunlarla çok yakın, aynı grupta. Önümüzdeki süreçte bunları ayrı grup olarak veya bir kısmını aynı grubun içine ekleme şeklinde devam edeceğiz. Pekala. Sayın Aktaş, bazı tedavi yöntemlerinde şüphe yok. Örneğin birçok ilacın ham maddesinin de bitkilerden geldiğini biliyoruz. Dolayısıyla fitoterapi belki biraz daha kabul gören kamuoyu açısından bir uygulama. Ama homeopati ya da akupunktur örneğin ne kadar bilimsel? Akupunktur son derece bilimsel. Zaten dünyada da bütün bu uygulamalar bizde geleneksel ismin haricinde complementary and alternative medicine, yani tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları adı altında toplanır. Akupunktur mevzuatı zaten şu anda hali hazırda var. Yeni yönetmelikle anladığım kadarıyla, okumadığım için bilemiyorum. Sayın Genel Müdürüm daha iyi bilecektir. Yeni yönetmelikte akupunktur da diğerleriyle birlikte ayrı bir mevzuat için alınıyor. Fakat Türkiye'de 91 yılından bu yana zaten akupunktur mevzuatı var. Akupunktur üniversiteler tarafından eğitim verilen bir dal olarak uygulanıyor. Ben de kendi uzmanlığımı Yeditepe Üniversitesi'nde eğitim alarak tamamladım. Yani hali hazırda akupunkturun bilimselliği ile ilgili hiçbir şüphe yok. Şüphe mu? Yok. Öte taraftan fitoterapi, bütün bu sayılan alternatif uygulamalar ya da tamamlayıcı uygulamalar içinde aslında uygulama alanına bakıldığınızda en geniş olanıdır. Fitoterapi aslında bütün tamamlayıcı ve alternatif tedavilerin %50'sinden fazlasını teşkil eder. Bütün dünyada da böyledir. Fakat burada çok önemli bir vurguyu yapmak gerekli. Bütün dünya bunu çoktan kontrol altına olmuş durumda. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde bununla ilgilenen çok ciddi kurumlar var. Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün altında kurulmuş olan Complementary and Alternative Medicine Ofisi isminde tamamlayıcı tıpla ilgili bir kuruluş var. Avrupa Birliği aynı şekilde ilaç dairesinin altında kurulmuş, yine aynı şekilde tamamlayıcı ve alternatif tedavilere denetleyen, kurallarını koyan kuruluşlar şimdi var. Şimdi bizde de Sağlık Bakanlığı bünyesinde. Evet, bizde de var. Yeni kuruluyor. Fakat bugüne kadar olan yaşadığımız sıkıntıların hepsi maalesef bu mevzuatın olmaması yüzünden oldu. Çünkü doktor olmayan insanlar bu uygulamaları öyle yaptılar ki insanlar da işte bu uygulamalar sanki doktorlar tarafından uygulanmayan, aktarlardan alınan bitkiyle vesaire uygulanan ya da işte yalan yanlış uygulanan şeylermiş, bunların bilimle alakası yokmuş gibi bir izlenim oluşturulmaya çalışıldı. Çok yanlıştır. Doktorların bu konuda eğitim almaları gerekli. Doktorların fitoterapi öğrenmeleri, doktorların tamamlayıcı tedavileri öğrenmeleri gerekli. Bütün dünyada bu iş böyle yapılıyor. Doktorlar tarafından yapılıyor. Doğru olanı budur. Onun için bu önemli bir adımdır. Mevzuatın çıkması gereklidir. Bugün Türkiye'de bu tamamlayıcı tedavilere itirazı olan doktorların hepsi bu konuyu bilmedikleri için itiraz ediyorlar. Konunun bilimsel anlamda öğrenilmesi son derece önemli. Bunun da yeri tıp fakülteleridir. Mutlaka tıp fakültelerine eğitim olarak bunların girmesi gereklidir. Peki Sayın Şencan, ileride bu çalışma alanlarının sağlık sigortası kapsamına alınması istikametinde bir çalışma var mı? Müsaadenizle ben hocamın bıraktığı yerden devam edeyim. Peki ama sorumuzu da unutmayın lütfen. Gerçekten tamam. Gerçekten Çin tıbbı mı sadece? Hoca da biraz önce net olarak vurguladı. Bunlar sadece Çin'de değil, Amerika'da, Avrupa Birliği'nin kurumsal yapısı içinde, Fransa'da, Almanya'da çok belirgin şekilde yine bütün gelişmiş ülkelerde uygulanan yöntemler. Zaten bizde mevzuat içine alma sürecinde
modern tıp kaynaklarını, buna PubMed, Cochrane Database gibi sistemleri inceleyerek, yine Dünya Sağlık Örgütü'nün bu konudaki yayınlarını temel alarak başladık. Örnek aldığımız mevzuat veya uygulamalar ise, biraz önce de söylemeye çalıştığım gibi, Brüksel'de Avrupa Birliği'nin kurumsal yapılanması, onun toplantılarına gözlemledik, katılım sağladık. Yine Almanya'da inceleme gezilerinde bulunduk. Orada hem bazı meslek odaları düzenlemelerde yetkili, onlarla görüştük, onları ziyaret ettik. Hem Almanya'da hem Amerika'da bu iş yapan üniversiteleri ziyaret ettik ve diğer uygulama yerlerinin tümünü ziyaret ettik. Fransa'daki örnekleri inceledik, Güney Kore'deki örnekleri inceledik ve tabii ki bizim kendi ülkemizdeki uygulamaları da dikkate alarak oluşturduk. Bu uygulamaları yapmaya yetkili kılınanlar, kanunda da belirtilen şekliyle, sadece sağlık profesyonelleri. Bizim şu andaki mevzuata aldığımız şekliyle de bu tamamlayıcı tıp uygulamasına karar verecek kişi mutlak surette hekim veya kendi alanı ile ilgili diş hekimi olmak durumunda. Yine diğer buna yardım edebilecek kişiler de sağlık profesyonelleri, sağlık meslek mensupları olacak. Sigorta konusuysa, bu işlemler için zaten şu anda Sağlık Bakanlığı'nın kendi mevzuatı kamu kurumlarında uygulandığında fiyatının belirlenmesini, kamu kurumları dışında özelde uygulanması durumunda da bunda da fiyatların kontrolünü, denetimini, üst sınırlamasının belirlemesini ve onaylamasını gerektiriyor. Tamamlayıcı tıp ile ilgili de aynı süreç devam edecek. Kamu kurumlarında uygulanmasına fiyat tespiti, diğerlerinde de fiyat onaylaması olacak. Şu andaki haliyle geri ödemesi, sosyal güvenlik tarafından geri ödemesi şu anda kapsamımızda değil. Peki Sayın Şencan, buyurun. Buyurun, sonra bir sorumuz daha var. Şu kadarını da izah etmeye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bizim oluşturacağımız veri aktarım sistemiyle bu alandaki tüm uygulamaları, ister kamuda olsun ister özelde olsun, diğer sağlık verilerinden daha yakın bir şekilde takip edeceğiz ki bunlarla ilgili bir bilgi birikimi, cost effectivity dediğimiz birikimin sağlanmasını çok daha hızlı olacak. Bu konuda yine bakanlıkta bilimsel ekibimiz, hem merkezde çalışan sürekli staff personelimiz, hem de üniversitelerdeki hocalarımızdan istifade edeceğiz. Yine bunun bir bilim komisyonu var. Hangi uygulamaların hangi sertifikayla yapılabileceğini, sertifika süresinin nasıl oluşturulacağını, derslerin kaç saat olacağını, kaç uygulama yapılması gerektiğini, bunların tamamı bu yönetmelikle beraber çıkmış olacak. Bir diğer taraftan da bunun kamuda da uygulanmasını, özellikle üniversitelerimizde ve eğitim hastanelerimizde buna yönelik enstitüleşme yapısını hem bu mevzuatımız destekliyor, hem bundan sonraki süreçte desteklemeye devam edeceğiz ki bu gerçekten hekim olmayanların, sağlıkçı olmayanların sadece görerek uyguladıkları bir alanın olmaktan çıkartıp gerçekten bilimsel bir alan, bilimsel bir zemin olarak oturtmaya çalışıyoruz. Peki Sayın Şencan, faaliyet izni ya da ruhsatla ilgili çalışma ne zaman başlayacak? Bu yönetmeliğin içeriğinden, kapsamından birisi de bu. Bunu yapacak kişilerin belgelendirilmesi, sertifikalandırılması. Diğer taraftan da bu uygulamaların yapılabileceği yerlerin ruhsatlanması şeklinde olacak. Şu andaki düşündüğümüz, zaten hekimler uygulayacağı için hekimlerin kendi çalışma alanlarına, bu üniversite hastanesi, eğitim hastanesi, hizmet hastanesi, özel hastane, tıp merkezi, poliklinik vesaire, hekimler şu anda nerede çalışabiliyorlar ise orada uygulamaları yapabilecekler. Uygulama türüne göre ek altyapı veya ek malzeme gerekiyorsa bunu da o alan için ayrıca sertifikalandırmış olacağız. Peki Sayın Aktaş, alternatif tedavi yöntemleri ne kadar rağbet görüyor şimdi? Oldukça rağbet görüyor. Rakam vermek ne kadar doğru olur bilmiyorum ama Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda 40 milyar doların üzerinde bir pazarı var bunun. 40 milyar dolarlık bir pazar oluşması zaten bunun çok çok fazla rağbet gördüğünü gösteriyor. Sadece Almanya'yı söz konusu ettiğimizde, Almanya'da yapılan bütün tıbbi tedavilerin, doktorlar tarafından reçetelenen bütün reçetelerin, tedavilerin %68'i bitkisel tedavilerle yapılıyor.
Bunun yanında ozon tedavisi, akupunktur ve diğer uygulamaların yaygınlığı son derece geniş. Sayın Genel Müdürümüzün az önce zikrettiği 14 maddenin içinde sadece Amerika'da uygulananlar, sadece Avrupa'da uygulananlar da var. Çok iyi bir vurgu oldu, Çin vurgusu. Bu tarz tamamlayıcı uygulamaları sadece Uzak Doğu'da, Rusya'da, Çin'de yapılıyormuş gibi göstermemek lazım. Bu son derece yanlış. Biz bugün bilimsel anlamda Çin'den çıkan yayınlara bile şüpheyle yaklaşıyoruz. Çünkü Çin malum her alanda çok daha farklı yaklaşıyor. Bilimsel çalışmalara da farklı yaklaşabiliyor. Bizim için esas referans, Genel Müdürümün de az önce söylediği gibi, Avrupa ve Amerika'da bu uygulamalar nasıl yapılıyor? Özellikle Avrupa bizi çok ilgilendiriyor. Çünkü az önce de bahsettiğim gibi 93'ten bu yana bu müktesebatı imzalamış bulunuyoruz zaten. Buna uygun bir mevzuat çıkarıyoruz. Tabii en önemli mevzulardan bir tanesi, bu eğitimi kimler verecek? Bu son derece önemli. Yine örnek vereyim. Ben fitoterapist unvanını, fitoterapi uzmanı unvanını almak için gittim. Üniversitede eczacılık fakültesinde master ve doktora yaptım. Doktora çalışmalarım hala sürüyor. Benim gibi fitoterapi konusunda bu eğitim almış sadece 6 tane doktoruz toplamda. Peki fitoterapi eğitimlerini, klinik fitoterapi eğitimlerini kim verecek? Maalesef bu konuda ciddi açığımız var. Tabii yine burada yönetmelikler hazırlandıktan sonra ilgi de artacağı için, uygulama da yayılacağı evet, için. Evet, yani bu eğitimler bu çok dikkatli bakalım. Düzenlenmeli. Soralım burada... Sayın Şencan'a da soralım. Bu konudaki açık nasıl kapatılacak diye Sayın Şencan, buyurun. Teşekkür ederim. Bu konuda eğiticilerin yönetmelik içinde mutlaka vasıfları sayılmış olacak. Sayılıyor zaten. Ancak belki bütün modern tıptaki uzmanlık alanlarında da ilk bu işi eğitim verecekler için bir geçici maddeyle bu konudaki tecrübe, ilgi, bilimsel altyapıyı dikkate aldığımız bir geçici maddede eklemeyi planlıyoruz. Peki Sayın Şencan... Yine yurt dışından alınan sertifikaların da Türkiye'deki bilim komisyonunun değerlendirmesinden sonra onların geçerlilikleri değerlendirilecek. Geçerli olanlar onaylanacak. Peki bu yöntemlerin uygulanacağı mekanların ruhsatlandırma aşamasında denetleneceğini söylemiştiniz. Faaliyet başladıktan sonra evet. Da periyodik denetimler yapılacak mı? Yani şartların devamının sağlandığından nasıl emin olacaksınız? Mutlaka. Biz bunu çok farklı bir alan olarak değerlendirmiyoruz. Aslında modern tıptaki zaman içerisinde yeni alanlar oluşabiliyor. Şu anda tıpta aslında tıp ve diş hekiminde toplam 96 alana ulaştık. Bunu da onların devamı gibi düşünebiliriz. Ama bunu şu anda uzmanlık alanı olarak belirlemiyoruz. Çünkü bizim mevzuatımızda uzmanlık alanları kanunla belirleniyor. Biz bunu sertifikasyon alanı, ama nasıl orada 50'den 96'ya çıktık, yeni alanlar ihdas edilmişse bunları da sertifikalı alan, sertifikalı uygulama alanı olarak ihdas ettiğimizi ortaya koymuş oluyoruz. Dolayısıyla diğer bir kalp merkezinde veya bir ortopedi branş tıp merkezinde veya bir diş hekimi muayenehanesinde denetim metodumuz neyse, bunlarda da aynı şekilde denetime devam edilecek. Peki bir takım ciddi hastalıklarda Sayın Şencan, bu yöntemlerin umut tacirliği haline getirilmesi, suyu istimali nasıl engellenecek? Çok teşekkür ederim bu sorunuz için. Aslında biraz önce hocamız da vurguladı. Doğrusu bu mevzuatın olmaması bu söylediğiniz riski çok çok daha açık ve çok daha yüksek bir noktada tutuyor. Bu mevzuatla beraber hangi işlemler için veya hangi tanılarda, hangi durumlarda uygulanabileceğini uluslararası literatür, dünyadaki gelişmiş ülkelerin uygulamaları ve bizim bilim komisyonumuzun belirlediği uygulamalar o endikasyonlarda yapılabilecek. Bunları da iki basamak haline getirdik. Biraz daha kanıtı birazcık daha az olanları üniversite veya eğitim hastanesindeki eğitimlerin de verilebildiği merkezlerde kanıtları çok artık oturmuş olanları da hizmete yönelik uygulamaları devam edecek. Bunlar özelde de hizmet hastanelerinde de uygulanabilecek. Yani bu mevzuatın çıkmasından önemli gerekçelerden birisi de umut tacirliği yapılan uygunsuz kullanımları, su niyetli kullanımları düzenlemek, önüne geçmek. Peki. Sayın Şencan, Sayın Aktaş, bir kez daha teşekkür ederiz yayına katkınız için. Haber Aktüeli'nin sonuna geldik. 10 dakika sonra 15 bülteni ekranda olacak. Hoşçakalın efendim.